Yani Yarımada'da yaşıyorsanız denizle ilişkinizin olmama şansı yok. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Bodrum Denizciler Derneği'ne iadeyi ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'la Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ve yönetim kurulu üyeleri bir süre sohbet etti. Bodrum Yarımadası'nın en önemli değerlerinden birisi olan denizcilik ve denizcilik sektörünün yaşadığı sorunlarla bu sorunların çözümleri üzerine de bir süre sohbet eden Başkan Mehmet Tosun'la Denizciler Derneği üyeleri karşılıklı fikir alışverişinde de bulundular. En azından kimlilik olarak bir felakete dönüşmesini mutlaka ve Denizciler Derneği'ne iadeyi ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun şunları söyledi. Denizciler Derneğimiz seçildikten sonra yeni yönetim beni ziyarete gelmişti belediyemizi, şansımı. Biz de uzunca bir süreden yani kendilerini ziyaret etmek istiyorduk ama sezon girdi, fırsat bulamadık bir türlü. Şu anda bu ziyareti yapıyoruz. Tabii çok güzel sohbetlerimiz oldu Denizciler Derneği Başkanımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla. Şimdi Bodrum Yarımadası'nı denizsiz düşünmek mümkün değil. Bodrum Yarımadası denizle iç içe. Biz Bodrumlar olarak denizle iç içe bir bölgede yaşıyoruz. O yüzden önümüzdeki süreçle ilgili denizlerde yapılabilecek karasal kirlilik, denizlerimizin kirliliği, denizlik sektöründeki sorunlarla ilgili uzunca bir sohbet yaptık başkanımla. Ben çok mutlu oldum. Bizler o sektördeki sorunlara ve denizcilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eğer biz denizimizi kaybedersek, denizlerimiz kirlenirse, Bodrum Yarımadası olarak denizle olan ilişkimiz biterse, turizm biter ve ekmeğimizi, aşımızı kazandığımız denizlerin bitmesi sonucunda da Bodrum Yarımadası'nda yaşayanlar olarak sıkıntı yaşarız. Evimize ekmek götüremez duruma geliriz. O yüzden denizlerimize sahip çıkmak ümidiyle bu ziyareti yaptık. Biz de bu doğrultuda çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Ve ben yeni yönetimi tekrar bu vesileyle tebrik ediyorum. Başkanımı tebrik ediyoruz çünkü başarılı çalışmaları var. Kamuoyunda sadece denizle ilgili değil, karadaki olumsuzluklarla ilgili de Denizler Derneğimiz üzerine düşeni layıkıyla yapmaya çalışıyor. Birçok sivil toplum örgütümüzden, meslek odamızdan daha aktif çalışmaya gayret sahip ediyor. O yüzden de ben kendilerini tebrik ediyorum. Şahsına ve Konacık Belediyesi'ne ihtiyaçları olduğunda biz Denizler Derneğimizin emrindeyiz. Hepimiz Bodrum Yarımadası'nda aynı amaç için uğraşıyoruz. Amacımız Bodrum Yarımadası'nın daha yaşanılabilir, daha denizle ilişkisi doğru kurgulanabilen, çevre tahribatının az olduğu, turizmin de 12'ye yayıldığı bir sürece taşımak Bodrum Yarımadası'nı. Amacımız da bu. Amaçlarımız ortak olunca her türlü çalışmaya da hazırız. Ben tekrar tebrik ediyorum başkanım. Konacık Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu icraatları yakından takip ettiklerini belirten Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz şunları söyledi. Sezonla belki biraz geçken bir iade ziyaret oldu gibi oldu ama bizim gönüllerimiz hep beraber başkanımızın yapmış olduğu icraatları yakından takip ediyoruz. Tabii ifade ettiği gibi denizler çok önemli. Denizlerin korunması Bodrum'da yaşayan her bireyin görevi. Ama sorumluluk sahibi veya yetki sahibi olan insanlar bu konuda biraz daha duyarlı olmak durumunda, biraz daha fazla çalışmak durumunda. O bakımdan da başkanımla çok güzel fikir alışverişinde bulunduk. Denizlerimizin korunabilmesi hem bugünümüz hem geleceğimiz açısından çok önemli. Bugün maalesef bunu tam anlamıyla koruyamadığımız görülmekte çünkü denizlerimiz çok hızlı bir şekilde kirlenmekte. Sahillerimiz, koylarımız yağmalanmakta. O yüzden hem denizimize hem denize bağlantılı unsurlarımıza çok büyük önem vermemiz gerekiyor. Bu konuda da çok güzel fikir alışverişimiz oldu Sayın Başkanım'la. Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiler. Buraya kadar geldiler, bizi ziyaret ettiler. İnşallah bundan sonraki görevlerinde de layıkıyla ve başarıyla işler yapacaklarından biz eminiz. Yaptıkları yapacaklarının teminatı olarak görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar.